Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir beğeni, bir yorumu çok görmeseniz sevinirim kıymetli dostlar. 24 Ekim 2023'ün ikinci videosu. Fenerbahçe Beko'ya Tyler Dorsey'den iyi haber geldi. Sakatlık yaşayan Tyler Dorsey'in iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerlediği ifade edildi. Hatırlarsanız Türk Hava Yolları Euroleague'de sezonun ilk maçında ilk 4 maçından 3 galibiyet çıkarmayı başaran Fenerbahçe Beko sakatlıklarla boğuşuyordu ve Dorsey'den iyi haber gelmiş. SDNA'nın haberine göre iyileşme süreci beklenenden iyi. Hatta ve hatta 2 ay gibi bir süre parkelerden uzak kalması beklenen Dorsey'nin daha erken parkelere dönebileceği hatta ve hatta bu cuma oynanacak Bayern Münih maçının kadrosunda yer alabileceği açıklandı. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi 85-82 kazandığımız Olimpik Milano maçında 15 sayı 3 band 3 asistlik performansla yıldızlaşmıştı. Bu çok da iyi oldu. Bir diğer haberde Fenerbahçe'miz Ludogoresk ile maç yapacak biliyorsunuz futbolda. Ve maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mecburen başladı. Sakatlığını tamamen atlatan Emre Mor takımla birlikte çalışmalarına da başladı. Takımımız hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecekti. Muhtemelen e, siz bu videoyu izlemeye o e, hazırlıklar devam edecektir. Herkesin e, sorduğu soru aynı. Hocam Şimanski, Livakovic idmana çıkmadı mı? Ne oldu diye. Arkadaşlar herhangi bir sakatlıkları bulunmuyor. Bilginiz olsun. Yani <laughs> Şimanski'de de e, de hiçbir sakatlık, sıkıntı yok. Perşembe oynayabilirler. Ancak İrfancan Kahveci eğer perşembe günü oynarsa e, Fenerbahçe'de 100. maç diyecekmiş. Dalia diyecekmiş. Şimdi bana muhtemelen katılmayacaksınız. Tahmin ediyorum ama bence İrfancan Perşembe günü Şimanski'nin yerine 10 numarada oynatılmalı. Bence. Bak ne derseniz deyin. Aslında Fenerbahçe'de bol alternatifli bir kadro var ama iki oyuncunun şimdilik alternatifi yok. Şimanski ve Fred. Bak bu dediğimi ne olur ya bana atmayın. Bak dost acı söyler. Ben Böyle boş beleş konuşan bir adam değilim. Bak Fenerbahçe yorumlarımı az buçuk izliyorsunuz. Hani seversiniz sevmezsiniz saygı duyarım ama katılmanızı özellikle bekliyorum. Özellikle rica ediyorum. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın. Ne Mert Hakan Yandaş ne Zayt asla ve asla Fred'in yerini dolduramaz. Hatta Crespo da dolduramaz. Bak Fred'in yeri çok önemli. İrfan'ı Fred'in yerinde 8'de den deneyebileceğin maç. Ah 8'de dene. En azından alışkanlık olur. Ya da 8'de deneyemiyorsan da bak Şimanski aslında Fenerbahçe'de 8 gibi oynuyor. Yer yer 8 gibi yer yer 10 gibi. Top rakipteyken 8 gibi top bizdeyken 10 gibi oynuyor. Önde baskı yapıyor pres yapıyor rakibin çıkmasını engelliyor. Alan kapatıyor rakibin alanını engelliyor. Fenerbahçe alan açıyor pas opsiyonu oluşturuyor. Aslında bunu mutlaka ve mutlaka denemeliyiz. Hani Mert Hakan, Zahit, Crespo bunlar bence doldurmaz. Elde hazır imkan varken bence denemeliyiz. Ha, siz ne dersiniz bilemeyeceğim. Ludogoresk'te demişken Ludogoresk'te alevler var. Alev emojileri var. Son dakika var. Nasıl son dakika var? Bildiğin şöyle şöyle son dakika var. Ludogoresk'te Perşembe günü karşılaşacağımız Bulgar ekibinde teknik direktör Ivaylo Petevle yollar ayrılma kararı alınmış ve konferans liginde UEFA konferans liginde Perşembe akşamı yapacağımız rakipte Bulgar medyasında yer alan habere göre yollar ayrılma kararı alınmış ve her iki tarafında ayrılmak için resmi işlemlere devam ettiği ve kısa sürede açıklanacağı belirlenmiş. Belki de şu aşamada açıklanmıştır. Bizim haberimiz yoktur. Takımın yardımcıları çalıştırmış. Kulübün sahipleri Kiril ve Georgi Domuşçiyevi'nin kararının kesin olduğu belirtilmiş ve dün idmana takımın başına çıkmamış. Yardımcıları çalıştırmış. Arda yenilgisi bardağı taşırdı. Ne Arda'sına? Ludo Goretzkin Deplasman'da FK Arda karşısında aldığı 0-0'lık beraberlik bardağı taşıran son damla olmuş. Bu maçlardan Ludogoresk lider Lokomotiv'in 6 puan, gerisinde 24 puanla 5. sırada yer almış. Şimdi bir taraftan öyle, bir taraftan da Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi Okan Buruk'u geçmek. Hocam zaten geçti önünde ya. olsun, daha da geçmek. Teknik direktörümüz İsmail Kartal, Christoph Daum'un rekorunu kırdı. Lig tarihinde ee, en büyük rekorun sahibi oldu. Şimdi Okan Buruk'un kazanma rekoruna da ortak olmuş durumda. Ve geçen sezondan itibaren başlayan seri bu sezon kırılan rekorlarla devam etti. Üst üste 17. kez kazanmayı başardı Fenerbahçe. Ve bu sonucun ardından Okan Buruk'un geçen sezon yakalanmış olduğu seriyi tekrarlamış oldu. Bir maç daha kazanırsa bu rekorun sahibi olacakmış. Ayrıca Kartal geçen hafta ligde 8'de, 8'de 8 yaparak Davum'un rekorunu egal etmişti. Şimdi 9'da 9 ilklerin hocası. Hatay Spor maçında alınan galibiyet 9'da 9 Süper Lig tarihi. 94-95'te Holger Osiek 8'de 8 yapmıştı. Kartal Ankara gücü galibiyetiyle Fenerbahçe'nin başında sezon açılışlarında ilk 9 resmi maçını kazanan ilk hoca olmuştu diyor. Ee, yani önemli olan Okan Buruş'un şunu bunu geçmek değil. Her zaman söylediğim gibi önemli olan sezon bittiği anda tabelada en üstte yer almak. Şimdi Şimanski demişken Şimanski'yi de konuşalım. Polonya'da Şimanski konuşuluyormuş. Yani bizim ülkede de Şimanski konuşuluyor. Birileri yıllık ücrette anlaşamamıştı. İyi ki anlaşamamış. Yani yerseniz e, yemezseniz de gargara yapabilirsiniz. Yıllık ücrette anlaşamamış. Millete parayı döktüler saçtılar. Ama onda anlaşamamışlar. E, yerseniz... Neyse Polonya'da gündem olmuş arkadaşlar. Ülkesi Polonya'da 4-2'lik maçın ardından. Sport Polonya'da bulunan haberde Şimanski tüm Türkiye'nin dilinde. Onun için çıldırıyorlar başta atılmış. Fenerbahçeliler sevinçten, rakipler hasetten. Atay Spor'a karşı oynanan maçta Fenerbahçe maçında şov yaptı. İnanılmaz performansını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin bu kadar iyi sonuçlar alması büyük ölçüde onun sayesinde demiş. Takım oyunu gibi. TVP Sport'ta bulunan haberde ise Şimanski bir gol daha attı. Lider Fenerbahçe diyor. Haberin devamında Şimanski durmak bilmiyor. Fenerbahçe'li orta saha oyuncusu Hatay maçını takımını 1-0 öne geçiren golünü attı. Polonyalı oyuncu Safkan bir keskin nişancı gibi hareket etti. Ve Dusan Tadiş'ten aldığı pasın ardından topu ağlara gönderdi. İstanbul iki maçı 2 maçı 4-2 kazandı demiş. Yani İstanbul'un gururu Fenerbahçe. Sporta bir ilgili fakide yer alan haberde göre de milli takım oyuncusu ceza sahasında bir tilki gibi Şimanski Fenerbahçe formasıyla klasını gösterdi. Orta savuncu oyuncusu hata karşısında 4-2'lik galibiyete katkıda bulundu. İlk golde sadece 7 dakika sonra atıldı. Polonya milli takım oyuncusu kilit bir rol oynadı diyor. Yani karşılıklı paslaşmaların ardından Dusan Tadic sol kanattan ortaladı. Şimanski de kaleciyle geçerek topu ağlara gönderdi. Meczi'deki Bunlar haberde şu başta katılmış. Şimanski'den Fenerbahçe'ye bir gol daha. Polonyalı oyuncudan ceza sahası içinde mükemmel hareket. Haberin detayında Şimanski 2023-24 sezonunun başında Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla mükemmel bir performans sergiliyor. Polonyalı oyuncu pazar günü Hatay'a karşı oynanan lig maçında skor listesini giderek skoru açtı diyor. <laughs> Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. İnanmayacağınızı biliyorum ama ben size ne dedim? Karagümrük Adana Demirspor'u yenecek dedim. Yendi. Şimdi yani tamam bunu bilmek olabilir. Mustafa Hoca da Ahmet Mehmet'te bilebilir. Ama inanmayacağınızı biliyorum. Muhtemelen takipten çıkacaksınız. Arkadaşlar Kara ilk golünü yani 2-0 yeniyorlar Adana Demirspor'u. İlk golünü Nazım Sangare atıyor. İkinci golünü de Serdar Dursun atıyor. Hocam atıyorsun. Vallahi bak. İlk gol Nazım'dan. ikinci gol Serdar Dursun'dan. Nazım Sangare'yi orta saha gibi oynatmış Karagümrük Teknik Direktörü. Ve ikinci galibiyetini alıyor. Dokuzuncu maçta Karagümrük adına. Bu arada dokuzda dokuza da tamamlıyor attığı gol sayısını. Yediği gol sayısını. Adana Demir çok kötü. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ligde puan durumuna hiç baktınız mı? Gerçekten bak çok merak ettiğim için soruyorum. Bu arada şeyi de çok merak ediyorum. Samsun'la İstanbul Spor'un ertelenen bir maçı vardı. O maç niye daha oynanmadı? Onu da merak ediyorum. Ya hafta içine koyun gitsin iki takım da oynasın. Yani İstanbul Spor'da, Samsun Spor'da Avrupa macerası yok. Bir şey yok. Gerçi biri 19. biri 20. sıra. O yüzden çok ciddiye almıyorlar elde ama. Ligin puan durumunda size enteresan bir şey söyleyeyim. Ankara gücü 12 puanla 12. sırada 9 puanla 9 maçta. Son sıradaki Samsun Spor 8 maçta 2 puanda. Bir üstündeki İstanbulspor 8 maçta 5 puanda. Yani 12. ile 19. arasında sadece 4 puanlık fark var daha 9. haftadan ve bu aslına bakarsanız ben bu, bu çok hoşuma gidiyor. Kimse kimseye yatmaz bu sayıda. Hatta bir tık öteye götüreyim. 10. Sivas'ın 10 puanı var. 11. Alanya'nın 10 puanı var. Yani 10 puan 5 puan. Aradaki fark 5 puan sadece. Sadece 5 puan. Yani 2 galibiyet alsalar arkadaki yerini alabilecek konumda. Ve e, ilginçtir. Samsun'un ligde galibiyeti yok. İstanbulspor'un Pendikspor'un birer galibiyeti var. Pendik bu hafta eee Konya'yı deplasmanda yendi. Çok ilginç bir sezon yaşıyoruz arkadaşlar. Ve e, geçen gün Fenerbahçe maçından sonra da söyledim. Adana Demir kaybettikten sonra ligdeki makas açılacak. Bu saatten sonra hakemlerin yönetimlerinde ben e, biraz daha adil yönetimler bekliyorum çünkü Fenerbahçe 27, Galatasaray 25, Adana Demir 17 yani 8 puanlık bir açılım var orada. Bu kadar makasın açılmasına ben izin verecektiniz zannetmiyorum. Ee, bakalım neler olacak. Biz maçlarımızı kazanmak gerisi önemli değil. Can Uskan geçtiğimiz sezon derdiniz dediniz ki Yusuf Günay TFF'den bizim için gerekli olan her şeyi yapıyor. Kendi ağzınızla söylediniz Erdem Timur. Siz bunu TV'nin karşısına geçip Bizim için TFF Başkan Yardımcısı yani ikinci adam bizim için bütün gerekli şeyleri yapıyor dediniz ve şu anda bir temsilci üzerinden 3 sene önce emekli olmuş bir temsilci üzerinden algı yapıyorsunuz diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Aslında Erden Timur futboldan çok iyi anlıyor. Fenerbahçe'nin çatır çatır, çutur çutur, çitir çitir şampiyon olacağını biliyor. Diyor ki: Ya Fenerbahçe şampiyon olacak, ben bunu nasıl engellerim? Yani hakkaniyetli bir şekilde engelleyemem. Şimdi bak. Ben bunu temenni ettiğim için söylemiyorum. Sadece örnek vermek için söylüyorum. Bir Galatasaray'da Icardi iki ay oynamasa Galatasaray neye dönüşür? Fenerbahçe dedin Ceko oynamasın. İki ay. Yani i̇ki futbolcuda, iki takımın forvetleri de iki ay oynamasın. Hem Ceko hem Icardi iki ay oynamasınlar. Galatasaray maymuna dönüşür. Harbi söylüyorum maymuna dönüşür. Ne yapacağını bilmez bir takıma dönüşür. Şu anda takımdakilerin umudu tek umudu yıkardı. Harbi söylüyorum tek umudu. Ya Kerem'in Merem'in attığı toplara hani bu adam golcü vuruşu yaptı için biraz da şanslı da yaver gittiği için sonuçlandırabiliyor. Bir de 2'de 1'de Galatasaray'a penaltı çalınıyor. Hani bu sezon kaç oldu? 9 maçta 5. penaltılarını mı aldılar? 4 mü oldu? 5 mi oldu? 2 tane kaçtı herhalde? 2 tane de gol attılar. 4. 1 tane de Beşiktaş maçında attılar. 5 mi oldu? Yoksa bir tane kaçırdılar. Bir de Şampiyonlar Ligi'nden mi kaçırdılar? Öyle bir şey oldu. 9 maçta 4. Fenerbahçe'nin penaltı sayısında yazın. Çok seviyorsunuz ya penaltı şeyini. İlginç. Ha şunu da söyleyeyim. Bir Galatasaray mesela. Kanat oyuncularının hiçbiri dominant değil. İstediği kadar Kerem desinler. Kerem ilk gol kaçında taraftarları yedi 24 küfre başlıyorlar. Ama Fenerbahçe'de dominant kanat oyuncular var bak. Ben bir şey daha özellikle söyleyeyim. Galatasaray şu ana kadar bana kalırsa Eteden de, Hakim Ziyek'ten de, Zaha'dan da hiçbir şey alamadı. Hiçbir şey alamadı. İstediği kadar aldı deyin. Külliyen yalan söylüyorsunuz. Fenerbahçe'de Cengiz'den ve Kent'ten hiçbir şey alamadı. Asıl belirleyici olan bunlar olacak. Hani bunların vereceği performans belirleyici olacak bence. <laughs> Ama neyse. Sonra küfür ediyorlar. Sosyal medyada tahta sahayla troll hesaplar. Çok iyi küfür ediyorlar. Yani Allah'ın Allah bildiği gibi yapsın. Süper Lig'in 3 devinin hedefinde bir isim var. Ve 3 dev kıyasaya bir rekabet halinde. 3 büyüklerin yeni hedefi Rahim Halidi. Rahim Galidi. Şimdi transfer yarışında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlarmış. Fransız medyasından flash bir iddia ortaya atılmış. Fransız medyası ise Galatasaray konusunda ne diyorsa doğrudur. Çünkü Galatasaray Lisesi'nin eğitim dili Fransızca ve Galatasaray Lisesi'ni bitirenler sanırım Fransa'da üniversite hakkına mı sahip oluyormuş ne tam ben bilmiyorum konuya vakıf olan varsa yazabilir. Ve o yüzden de Fransa'yla bir bağlantıları var. Yani durduk yere Fransa'dan haber gelmiyor. Ee, bir de şey en son hatırlarsınız arkadaşlar. Ee, neydi onun adı ya? Mustafa Muhammed'i almışlardı hatırlarsanız. Hani Fransız medyası ne derse tıkır tıkır çıkmıştı. Bu sefer ne demişler? Kut yer alan habere göre Süper Lig'in devleri Beştaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Belçika 2. Lig ekiplerinden TL16 FC'nin formasıyla giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Brahim Tıhalidi'yi izlemeye aldı. Önce bir Fenerbahçe olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin izlemeye aldığı oyuncu sayısı çok fazla. Çok çok fazla. Sadece bu arkadaş değil. Onu öncelikle belirteyim. Hani haber doğru yanlış ben bilmiyorum. Ben sadece söylüyorum çok fazla e, havuzda oyuncu var. Ve Üç büyükler temsilcileri iletişim kurmuşlar. Sezon sonuna kadar sıkı bir takip alacakmış. Fransız medyası bu 3 kulübün arasında Galidi'ye en çok ilgi gösteren takım Galatasaray diyor. Bu sezon 7 maçta forma giymiş. Bir gol bir asistik performans sergilemiş. Şimdi oyuncunun 18 yaşında olması. Paslı olması. 250 bin euro değerde olması. Hani bence çok bir şey değil ama e, İlla ki izlemiştir. Anderlecht altyapısına çıkıp Standard Liège altyapısına geçmiş. Oradan da Standard Liège 16 FC muhtemelen bunların şey takımıdır. Pivot takımı falandır herhalde. Challenger Pro League'de 7 maçta 1 gol 1 asist 612 dakika diyor. Arkadaşlar şu an ben şunu söyleyeyim. Hani bu arkadaştan haberim yok ama bu arkadaş gibi çok fazla kişi var havuzda bekleyen. Gelişmeler olursa iş sıcaklaşırsa belirtirim. Fenerbahçe'mizin Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 20'de ATV'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacakmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şansal Büyük a, Şimdi Erden Timur'u tokatlayan tokatlayan son dönemde. Çünkü Erden Timur artık e, nefret almaya başladı. Ya Engin Polat, Dilan Polat çifti var. O konuya da bir açıklık getireyim. Arkadaşlar bu adamlar bir sözleşme yapıyorlar bir sözleşme yapalım. Mesela ben Hümayla gönül bağım var. Ama Hüma Hastanesi gitti. Başka bir hastaneyle birleşti. Hastanenin adı Fener Hastanesi oldu. Ben ne yapacağım? Hüma Hastanesi'ni kaldırıp Fener yapacağım. Çok güzel. Hüma Hastanesi kapandı diyelim. Ben Fener Hastanesi'ne devam etti ama Fener Hastanesi'ne anlaşmadık. burada durabilir. Bir şeylik yok. Fakat bu mukaveleli olsa, sözleşmeli olsa desek ki işte 2023 24 futbol sezonunda Fenerbahçe'nin son maçı bitene kadardır dese mesela. İşte karşılığı nedir? Atıyorum kafadan bilgisayar işte bir tane laptop. İşte nedir? Şu kadar şu kadar paradır dese. Sözleşmeyi imzalasa. Hüma Hastanesi kapansa dahi başka hastaneyle birleşse dahi ben burada Hüma'nın logosunu tutmak zorundayım. Ancak şimdi burada anlaşılmadığınız şey şu. Shine and Rice mı? Galatasaray anlaşma yapmış. Bunlar Engin Polat'la Dilan Polat'ın şirketi. Fenerbahçe'de Engin Polat şirketine anlaşma yapmış. Mecbur birisi reklam parasında öbürü de reklam parasında yer edindiriyor. Sosyal medya kasası sadece Fenerbahçe'de var. Ya bu kadar şey olmayın ya. Bunlar mukaveleli. Bakın İstikbal, Bellona grubu TMSF'ye devredildi. İstikbal'in reklamları TMSF'ye devredildiği dönemde televizyonlarda yayınlanmıyor muydu? Ya bu ahmaklık, bu aptallık artık yeter. Şu salaklıklardan çıkın. Artık birazcık araştırma yapın ya. Kafanızı birazcık ya Google'ı saçma sapan 18 şeyler niyetiyle kullanmayın. Google'ı bilgi araştırmak için, bilgi öğrenmek için, sonuca ulaşmak için, sorularınızı sormak için kullanın ya. Ya İstikbal TMSF'ye devredildiği dönemde çatır çatır reklamları vardı. O zaman yayınlayan bütün kanallar bilmem neci diyeceksiniz. Öyle bir saçmalık mı? Bu Engin Polat'ın şirketleri 23 tane şirketimi ne? El konulmuş. Mecbur yayın. Fenerbahçe'de Galatasaray'da mecbur reklamını yayınlayacaklar. Onu söyleyeyim. Mecbur. Ancak TMSF'ye devredildi. İsim değişti. Engin Polat değil de Engin şirket oldu. Engin şirket olarak yayınlamak zorunda. Çünkü yazılı. Çok ciddi paralar var arkadaşlar. Ya şimdi Galatasaray Fenerbahçe'ye bugün ben desem ki 1 milyon euro size yıllık ücret Galatasaray stadında Kadıköy sokak diye paylaşın. O kadar paraya muhtaçlar. Fenerbahçe'de Galatasaray'da 1 milyon euroya Kadıköy sokak diye Galatasaray stadına paylaşırlar. O kadar da samimi söylüyorum size. Neyse. Şansal Büyük Ağa diyor ki Erden Timur'un yerinde olsam savcıları göreve davet edeceğimi hangi savcılığa şikayette bulunurum? Niyetim Ali Koç'un bu iddialara karşı hukuk yoluna başvuracağını duydum. Kim diyor? Pardon. Erden Timur'un yerinde olsam savcılığa başvururum diyor. Ali Koç başvurdu diyor. Vuracakmış. Aslında TFF için hukukun zirvesi bizim bildiğimiz tahkim kurulu. Ama TFF ölü taklidi yapıyor. Kulağının üstüne yatmış duymuyor, gözünü kapatmış görmüyor. Ben size sebebini söyleyeyim. Galatasaray şampiyon yapmak için geberiyorlar. Emellerine ulaşamadan geberirler inşallah. Eğer böyle bir niyetleri varsa emellerine ulaşamadan geberirler inşallah. Ya arkadaş, sen TFF'sin. Bak yanlış anlamayın beni. X, Y, Z bu ülkede bir sürü parti var. Herhangi bir partinin genel başkanına yakışıksız bir söz söylesen iktidarın karşısında da olsa Adamlar sana bir gel bakalım sen lafı nasıl söyledin derler. Lan senin hakemine örgüt diyor. Senin hakemine çete diyor. Senin MHK başkanına FETÖ diyor. Senin bilmem neyine örgüt diyor. Kayıtlar var elimizde. Biz kayıtları aldık diyor. Gizli odalarına kadar girdik diyor. Utanmıyor diyor ki Fenerbahçe başkanına kayıtlar verilmiş. Ha bu ne peris bu ne lahana Hem bizim için çalışan eleman var. ikinci başkan Galatasaray çalışıyor. Şimdi düşünsenize bak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesela benim için uğraşıyor. Diyor ki Mustafa Hoca'nın tayinini oradan alıp buraya alayım. Kayseri'deki İl Milli Eğitim Müdürü'nün de görümcesinin eltisi de ben yer değiştirmeyeyim diye uğraşıyor. Hangisinin istediği olur? Aynısını mantık yürütün. TFF ikinci başkanı Galatasaray için çalışıyor. Erden Timur söylüyor. Bilmem delege 3 yıl önce emekli olmuş. Koçoldik'te çalışıyormuş. O da Fenerbahçe için çalışıyormuş. Ya ben gerçekten anlamıyorum. Çok mu zor? Yani aklı çalışan bir Galatasaray'dan yorum yapması çok mu zor? Neyse. Şansal büyük dönelim. Ayrıca eski bir yayıncı olarak şunu söylemeliyim. Var odasında ne görüntü gidiyorsa hepsi yayıncıdan gidiyor. Yani o görüntüler ekranda var. Alırsınız, ileri verirsiniz. Geri bir pozisyon istersiniz. 50 defa izlersiniz. Bunun için var odasından görüntü çıkarmaya ihtiyaç mı var? Komik işler bilmeyeni uyutuyorlar demiş. Bilmeyeni değil. Yandaşlarını uyutuyorlar. Mehmet Demirkol, Erden Timur'u tanıyorum. Galatasaray Barcelona maçını yan yana izlemiştik ama sarf ettiği bazı demeçler gerçekten rahatsızlık veriyor. Erden Timur'a göre kendisi hariç herkes şeytani bir örgütün parçası. Yanlış anlamayın yıllarca Fenerbahçe'li olarak biz de aynı şeyi düşündük. Bizden arıç herkesi FETÖ'cü gördük. Bizden arıç herkesi örgütçü gördük. Bizden hariç herkesi bilmem neci gördük. Bu hataya biz de düştük. Ali Koç da düştü. Ali Koç'un yüzünden biz de düştük. Yalanayı gerek yok. Ben Harbi bir adamım. Böyle lafını saklayan dönek bir adam değilim. Böyle karaktersiz, şerefsiz bir adam değilim. Ben yaptığımı da söylerim. Biz böyle gördük. Bana 3 sene önce sorsanız Beşiktaş'ın FETÖ'yle alakası var mı deseniz o zamanki zihniyetimle cevap ver deseniz. Haklıyorum yaparım. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Şu anda da Erdem Timur'a göre kendi hariç herkes şeytani bir örgütün parçası. Herkes FETÖ'cü. Herkes bilmem neci. Bu zihniyet TFF, MHK, hakemler, yayıncı kuruluş, gazeteciler, muhabirler, taraftarlar hatta hop da bile diyor. Örgüt üyesiymiş. Mehmet Demirkoğlu koltuğunu söylüyor bunu. Haklı. Doğru söylüyor. Bir iddiada bulunuyorsanız çıkıp isim isim açıklayacaksınız. Gazeteciler diyor örgütlü bir yapı var diyor. Şahsen ben zan altında bırakıyor mesela diyor. Ben de yayıncı kuruluşta çalışıyorum. Bunu söylüyorsan isim için açıklamak zorundasın. Erden Timur eski MHK başkanı Lale Ortay'ı suçluyor. Ama Lale Ortay'ı göreve getiren Mehmet Büyükekşi'nin Adını bile anmıyor. Anladınız mı az önceki verdiğim örneği niye verdiğimi? Lale Orta suçluysa neden Lale Orta'yı göreve getiren büyük ekşi ikinci kez niye desteklediniz? Diyor Sokrates dergide. Neyse biz futbol konuşalım. Rıdvan Dilmen'in şu sözleriyle tamamlayayım. Türkiye'de bir maçta en fazla gol atma rekoru Beştaş'a. Beştaş'ta o da 10-0 bitmişti diyor. Vefa maçıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe bu sezon bu rekoru kırabilir. Birini atacaklar 8-10 tane. Ama nasip kime bilmiyorum diyor. Fenerbahçe'de futbolcu transferleri kadar hoca da çok doğru bir hoca. Malzemeyi müthiş kullanan bir hoca. Sezon başından beri kaybetme ihtimali olabilecek bir futbol izlemedik. Twente maçı var sadece belki diyebiliriz. Onda bir sıfır kazandı. İsmail Hoca Süper Ligi forse etmek istiyor. Bizim önceliğimiz de lig diyor. Bazı oyuncular da Perşembe günü oynayacağını biliyor. Küçük adale sakatlıkları dışında sakatlık da olmuyor takımda. Bu da doğru çalışma anlamına geliyor. Maçlar öyle bir başlıyor ki Fenerbahçe taraftarlar maçı izlemek için sakın trafikte kalmasın. Çünkü 20 dakikada öyle bir başlıyor ki Fenerbahçe kendini izlettiriyor. Hatay karşısında ilk yarı 3-0 olması da oyunun düşmesine neden oldu. Bunu normal karşılıyorum ben demiş. Tek maç haftalarına girdiğimiz zaman bakın bakalım normal mi karşılayacaksınız. Fenerbahçe Rossi'den Tadic'e geçti. 15 dakikada çözdü işi çok yetenekli gerçekten. Normal insanın eliyle atamayacağı topları ayağıyla atıyor ve işi bitiriyor. Hoca Konferans Ligi'nde çeyrek finale atarsam kendimi. Bu 11'i o zaman orada görebilirsiniz diyor. Ceko sezon başından beri müthiş, profesyonel. Penaltıları arkadaşlarına bıraksa bile gol krallığı ister. İsmail Yüksel çok geliştirdi kendini, daha da geliştirecektir. Bu an rekoru bu sene gelebilir demiş. Yani ben şunu da belirteyim. Bazen ben kendi kendime şu soruyu soruyorum. Ulan biz mi çok abartıyoruz? Harbi harbi bak ben bu soruyu çok soruyorum dedim. Ulan biz mi abartıyoruz? Hani aslında e, ne bileyim İsmail yüksek sıradan topçuda biz mi abartıyoruz diyor. Hani lan mecbur diyorum hani. Bazen diyorum ya Fenerbahçe ya sıradan bir top oynuyor. İşte rakipler zayıf. Hani teşbihte hata olmasın. Bu tabirimi mazur görün. Galatasaray'a e, ters gelen takımlar vardır. Fenerbahçe'ye ters gelen takımlar vardır. Ya da ters gelmeyen takımlar vardır. Hatayspor mesela Fenerbahçe'ye ters gelmeyen bir takım. Hani istatistiksel olarak bakın Fenerbahçe'nin mağlubiyeti yok bu takıma. Ters gelmemiş abi. Hiçbir zaman ters gelmemiş. Mesela Kasımpaşa takımı. Ben Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'ye ters geldiğini hatırlamam kolay kolay. Hani Fenerbahçe Kasımpaşa'ya ne zaman puan kaybederdi? Şampiyonluk kesin olduğu zaman falan ancak o zaman denk gelirdi. Ama aynı Kasımpaşa mesela ben bildim bile Galatasaray'ı hep ters gelen bir takım. Mesela Rize Spor. Rize Fenerbahçe'ye iyi gelir. Galatasaray'a ters gelir. Son yıllarda tam tersine dönüştü. Kayseri Spor Galatasaray'a ters geliyor. Fenerbahçe'ye iyi geliyor. Hani böyle şeyler var arkadaşlar futbol. Ben ama bir şey söyleyeyim. Şu ana kadar Fenerbahçe kendine ters gelen takımlarla oynadı mı? Alanya Fenerbahçe'ye çok ters geliyordu. Oynadı. Ankara gücü Fenerbahçe'ye çok ters geliyordu son dönemde. Oynadı. Yani e, ee, Galatasaray kendine ters gelen takımlarla oynadı mı? Bence oynamadı. Bence Ligin kaderini belirleyecek maçlar burada. Bak. Şimdi Gaziantep deplasmanı Fenerbahçe'ye hep ters gelir. Ama bu sene evimizde oynadık mesela. Değil mi? Başka? Samsun deplasmanı. Samsun şu anda puanı şey galibiyetsiz son sırada ama ters gelebilirdi. Ankara gücü deplasmanı bak. Samsun ikinci devre çırpınacak küme düşmemek için. Ankara gücü çırpınacak küme düşmemek için. İkisiyle de evimizde oynamak müthiş avantaj. Antalya deplasmanı ters gelir mesela Fenerbahçe'ye ama evimizde yendik. Biz oynadığının yarısını Galatasaray oynasa yenerlerdi. Antalya'da Galatasaray her sene iyi gelir mesela. Alanya deplasmanı bize hep ters gelirdi. Galibiyetten ayrıldık. Yani bunu söyleyeyim. Mesela önümüzde Pendik maçı var. Trabzonspor maçı var. Ben Pendik maç hani rakibi küçümsemiyorum yanlış anlaşılmasın ama kağıt üstünde yine Fenerbahçe'nin favori olduğu maç. Trabzonspor'la evimizdeyiz. Bence avantaj. Adana Demirspor deplasmanı geçen seneki hak yemenin karşılığını verirlerse vermese de bir, de gerek yok. Adaletli maç yönetsinler. Bence bu maçlarda yine Fenerbahçe'ye ters gelmeyecek maçlar. Zaten Pendik 1, Trabzon 2, Adana Demir 3. Lig'de 3 maç sonra Lig'de 3 maç sonra yine milli ara var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani 12 Kasım'da milli araya giriyor. O yüzden 29 Ekim'de pazar günü maçımız var. Ben şunu söyleyeyim. Benim bir iddiam vardı. 17-17 yaparsa Fenerbahçe 19-19 yapar diye. 19-19 yaparsa da 20'de 20 yapar. 20'de 20 yaparsa 21'de 21 yapar. 22'de 22 ile milli araya girer Fenerbahçe. Yani maç maç bakacaksın. Ludogorets'i yeneceksin. Kandiksspor'u yeneceksin. Trabzonspor'u yeneceksin. Tekrar Ludogorets'i yeneceksin. Adana Demirspor'u yenip milli araya şahane giriş yapacaksın. 26 Kasım'da Karagümrük'te evindesin. Anladınız mı demek istediğimi? Yani Fenerbahçe kendi ipini kendi çözmek zorunda. Ve bu maçlardan da bir şeyler çıkartmak zorunda. Biraz yoruma dayalı, biraz sohbete dayalı bir video çekmek istedim. Bilmiyorum ne kadar beğenirsiniz. Beğeni sayıları düşük gözüküyor. izlenmeler düşük gözüküyor. Ya da yorumlar düşük gözüküyor. Biraz da YouTube sistemine de kaynaklanıyor arkadaşlar. Tam verileri vermiyorlar. Mesela siz 600 izlenme gördüğünüz zaman ben 2000 görüyorum. İnanın enteresan şeyler oluyor. Bir gün sonra bir bakıyorsunuz siz 2000 görüyorsunuz. Ben 3200 görüyorum. O yüzden de beğenilerinize her zaman ihtiyacımız var. Kıymetli yorumlarınıza her zaman ihtiyacımız var. Oynatma listesi açmanıza hani her zaman ihtiyacımız var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkürler sunuyorum.